Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Çok zor günler yaşıyoruz. Deprem bitti ama psikolojik etkileri uzun yıllar devam edecek gibi duruyor. Biz de bu depremin psikolojik etkilerini konuşmak için siz davranış bilimleri uzmanı olduğunuz için size bazı sorular hazırladık. Bunları cevaplarınızı rica edeceğiz. Depremle ilgili bu bir cezadır. Yaptıklarımızın karşılığında bir cezadır deniliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ceza kelimesinin karşılığı var. Halk arasında ceza bir şeyin olumsuz sonucu. Yani bir davranışın sonunda acı çekmek. Olumsuz anlamda kullanılır. Yani sen bir yanlış yaptın ki bu başına geldi. Senin bir kusurun, bir hatan var ki sen böyle acı bir sonuçla karşılaştın. Halk arasındaki karşılığı budur. Bu şekilde depremi yorumlamak doğru değildir. Daha doğrusu böyle bir yorum ne insani, ne İslami, ne de ahlaki bir yorumdur. İslami bir açıdan bakarsak kişi kendisiyle ilgili bu yorumu yapabilir. Yani ayağın taşa değdiyse kalbini yokla. Kendinle ilgili dert çıkarmak adına bir takım yorumlar yapmak mümkün. Ben acaba şunu şunu yaptığım için mi veya şunları yapmadığım için mi bunlar benim başıma geldi demek doğru bir yaklaşım. Ama başkası hakkında böyle çıkarımlarda bulunmak ahlaki değildir. Onların o yaşadığını görmezden gelmek, acımasızca yaklaşmak demektir bu. Ortada çok feci bir tablo var. Siz o tablo üzerinden onlarla ilgili çıkarımlar yapıyorsunuz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ama ceza kelimesi Arapçada bir şeyin karşılığı demek. İyiliğinin karşılığı veya kötülüğün karşılığı. Mesela ayette diyor ki, iyiliğin cezası ancak iyiliktir. Buradaki ceza karşılık demektir. Mesela bir öğrenci ders çalışır, onun cezası iyi not almaktır. Bir öğrenci ders çalışmaz, onun cezası kötü not almaktır. İkisi de ceza. Bu açıdan bakarsak evet doğru. Yani bu deprem bizim bir takım davranışlarımızın neticesidir. Ne demek istiyorum? 9 şiddetine bir deprem oluyor, Japonya'da binalar yıkılmıyor. Depremin olduğu aynı yerde Erzin'de binalar yıkılmıyor. 99 depreminde her yer yıkıldığı halde Tavşancıl'da hiçbir bina yıkılmıyorsa o zaman bizim oturup bunu sorgulamamız gerekiyor. Japonya veya Erzin veya Tavşancıl'da olaylar çok iyi okundu. Tabiat kanunları dediğimiz Allah'ın koyduğu yasalar çok iyi okundu. Ona göre tedbir alındı ve orada hiçbir zarar görmedi. Ama burada bir zarar görüldüyse bu bir sonuçtur. Bu bir neticedir. Bu bir eylemin veya eylemsizliğin karşılığıdır. Olaya buradan bakabiliriz. Mesela bana göre bu bir cehaletin cezasıdır. Yani cehaletimizin cezasıdır. Ne demek? Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. İstanbul'da 4 bölge değiştirdim. 4 tane ev değiştirdim. Hiçbir tanesine gittim binada binanın sağlamlığıyla ilgili bir rapor istemedim. Sorgulama ihtiyacı hissetmedim. Ben böyle olunca müteahhit de kum torbalarını üst üste koydu, bana kolon diye sattı. Müteahhit de kum torbalarını bir araya getirdi, bana bina diye sattı ve fahiş fiyatlarla bana sattı. Ama ben bunu okuyamadım. Dolayısıyla bilgisizliğin bir neticesi diyebiliriz. Bunu demek şu açıdan faydalıdır, ders çıkarmak için. Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek ikinci bir cehalettir. Başka neyin neticesidir veya neyin karşılığıdır? Çıkarcılığın karşılığıdır. Kendi şahsi çıkarımızı, kendi bireysel menfaatimizi toplumun menfaatine tercih etmek. Hatta başkasının ölümü üzerinde para kazanmaktır. Siz o binayı oraya dikerken olası bir depremle bu binanın yıkılabileceğini biliyordunuz. Bunu bildiğiniz halde bunu yapıyorsanız kendi şahsi çıkarınızı başkasının ölümü üzerine inşa etmeye çalıştınız. İşte bu onun karşılığıdır. Başka? Neme lazımcılık. Bana ne? Bir bina yapıldığında eğer orada çimentodan çalınıyorsa, demirinden çalınıyorsa oradaki mimar bunu biliyor. Oradaki usta bunu biliyor. Oradaki İşçi bunu biliyor. Bunu niye şikayet etmiyorsun? Bana ne? Ben şu andaki çıkarımı düşünüyorum. Beni ne ilgilendirir? Neme lazımcılık işin içine girince akıbet ortaya çıktı. Başka neyin sonucudur? Bence rüşvetin sonucudur. Siz rüşvetle aslında bir gerçeği örtmüş oluyorsunuz. Siz denetlemiyorsunuz. Kendi şahsi çıkarınızı esas alıp oradaki bir kusuru görmezden geliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki sorun birilerinin değil, bütün toplumun sorunu, bütün toplumun maalesef bilgisizliği, bütün toplumun kendi çıkarını öne alması, bütün toplumun bana ne demesi, bütün toplumun bireysel menfaatini öncelemesi bu sonucu ortaya çıkarmıştır. Olaya böyle baktığımızda birilerini suçlama değil, bir gerçeği fark edip onu düzeltmek adına yaparsak o zaman evet bu deprem bir neticedir, bir sonuçtur. Ama bu eylemlerimizin sonucudur. Depremde yakınlarını kaybeden insanlar var.
çok büyük travmalar yaşıyorlar. Yakınlarının cesetlerini çıkartan insanlar var. Hatta şöyle diyorlar. Birinci gün bir ceset çıkarken inşallah benim amcam değildir diye dua ettim. Daha sonra zaman ilerleyip baktığımda inşallah cesedini buluruz dedim. Daha sonra şöyle demeye başladım. İnşallah tek parça cesedini çıkartabilirim diye düşünmeye başladım diye. Büyük travmalar yaşanıyor hocam. Bu insanları, yakınlarını kaybeden insanlarını nasıl psikolojik sıkıntılar bekliyor önümüzdeki zaman içinde ve bu psikolojik sıkıntıları nasıl aşabilirler? Öncelikle şunu kabul edelim. Biz çok büyük bir felaket yaşadık. Biz çok büyük bir travma yaşadık. Ve yaşanmaya devam ediyor. Nasıl ki fiziksel olarak artçı depremler devam ediyor, psikolojik olarak da artçı depremler devam ediyor ve devam edecek. Ve bazılarının hayatında ne yazık ki kalıcı travmalara kadar gidebilir. Önce olayın gerçekliğini bir kabul edelim. Ortada ağır bir travma var ve insanlar bir takım gerçekleri yaşadılar. Travmaların şöyle bir özelliği var. İlk etapta bir şok evresini yaşarsınız, bir inkar evresi, bir yokmuş gibi davranmaya çalışırsınız ve sizin bütün zihinsel ve duygusal motivasyonunuz zarara uğrar. Adam orada küfür edebilir, ağlayabilir, bağırabilir, öfke nöbetleri geçirebilir. Bütün bunlar normal şeyler. Bunu bilmekte fayda var. Yani travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz, bunu depreme uyarladığımızda deprem sonrası stres bozukluğu diyeceğimiz bir süreç meydana gelecek. İşte bu süreç doğal bir süreçtir. Bu süreçte anormal bir şey yok. İnsan bünyesinin travmalara verdiği bir tepki süreci var. Mesela nedir bunlar? İşte yeme içme sorunları yaşayabilir. Uyku bozukluğu yaşayabilir. Kendini aşırı derecede uykuya verebilir veya uyuyamaz veya parça parça uyur. Uykudan sıçramalar yaşayabilir. Kapalı alan korkusu yaşayabilir. Evlerin içine girmeyebilir. Öfke krizleri geçirebilir. İçine bütün bütün kapanabilir. İnsanlarla konuşmak istemeyebilir. Bu 15 güne kadar, 20 güne kadar, maksimum 1 aya kadar bunların yaşanması gerekiyor. Bunlar anormal bir şeyin arkasına gelen normal tepkilerdir. Travmanın tepkileridir. O yüzden bu süreçte sorunu çözmek için bir şey yapmayacağız. Burada sadece kişinin dinlenilmesi lazım. Kişinin yanında olduğumuzu ona hissettirmek gerekiyor. Travmaları çözmenin 2 tane desteği var. Bunu modern psikoloji söylüyor. Travmaların en önemli yardımcısı, destekçisi birinci sırada inanç. O yüzden travmatize olmuş ve travmayı yaşayan kişiyle konuşan bir uzman önce onun inancını tespit eder, inancının üzerinden onu teselli etmeye çalışır. Bir kere inançlar burada bizim Anadolu'da İslam inancının hakim olması travmaların etkisini inanılmaz derecede minimize ediyor. Benim yakınım vefat etti ama şehit oldu duygusu o travmanın etkisini o kadar azaltır ki bunu hiçbir psikoterapiyle çözemezsiniz. Evet, depremde vefat edenler, felaketlerde vefat edenler şehittir anlayışı, inancı, travmaları inanılmaz etkisini minimize etmeye başlar. Hatta gıpta edilir. Ya ona nasip oldu da bana olmadı şeklinde gıpta edilir. Deminki soruda bir cezadır dediniz ya, onu da ilave edebiliriz. Yani şöyle de bakabiliriz. Ölenler şehit oldu ama bana nasip olmadı bu şehitlik. Acaba onun ne artısı vardı da ona nasip oldu da bana olmadı diye o bakışı kullanmak lazım. İkincisi, birincisi inançlar. İkincisi sosyal destek. Sosyal destek travmaların etkisini minimize eden, azaltan ve hatta yok eden bir ilaçtır. İşte burada bir takım incelikler var. Burada sosyal destekteki asıl amaç kişinin yalnız olmadığını ve güvende olduğunu ona hissettirmektir. Asıl maksat bu. Burada bir takım yanlışlar yapabiliyoruz Fatih Bey. Mesela ya üzülmesin, ya işte çok üzüldü, işte haftalardır üzülüyor, kahroldu. Onu nasıl olur da oradan çıkarayım diye eğlence ortamlarına götürmek, alkol, uyuşturucu gibi şeylerle onu minimize etmeye çalışmak, anestezi yapmak çok büyük bir felaket olur. Çünkü yaşaması gereken o psikolojik duygulanım sürecini ötelemiş olursunuz. O ileride bir daha yaşayacaktır. Yaşadığı dönemde de sosyal destek olmayacak etrafında. O yüzden bir aya kadar bu sürecin yaşanmasına müsaade ediyoruz. Biz onun yanında bulunuyoruz. Sık sık soruyoruz. Maddi olarak imkanlarımız nispetinde destek olmaya çalışıyoruz. Sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ama psikolojik olarak sürekli sen yalnız değilsin, ben senin yanındayım mesajı verilmesi lazım. Burada şu hata bazen yapılabiliyor. Onu o durumdan çıkarmak için olağanüstü vaatlerde bulunuyoruz. Ya takma kafana, ben alırım sana bir daire. Ya araban gitmiş, o da sorun mu? Ben sana alırım bir araba. Şimdi bunu söyleyip
vaat edip eğer bunu ileride yerine getiremezseniz ikinci bir travma yaşatırsınız. O yüzden uçuk, olağanüstü vaatlerde bulunmak ve olağanüstü sözcükler, kelimeler, yaklaşımlar ortaya koymamıza gerek yok. Bir aylık süreçte bunlar yaşanacak. Bizim yapacağımız şey onların yanında olduğumuzu, onların güvende olduklarını ve onların yalnız olmadıklarını onlara hissettirmektir. Ya Van depremini yaşamış insanlardan duymuştum. Yani o korku, böyle bir yıl devam eden insanlar var. Hani bir arabanın tekerleğini duysak kalpleri böyle bir anda hızlı hızlı atmaya başlayan. Hatta evinin kapısını, dairenin kapısını açık bırakıp deprem olursa sıkışmasın diye yıllarca böyle devam eden insanlar var. Şimdi siz dediniz ki 15-20 güne kadarsa problem yok. Ama diyelim ki 15-20 gün sonra bu travmalar devam etti. O zaman ne yapacağız hocam? Eğer bu travma belirtileri, demin saydığım travma belirtileri, sizin demin ifade ettiğiniz bu belirtiler, bu semptomlar eğer bir ayı geçerse, bir ayı geçtikten sonra minimize olmak yerine maksimize olup yükseliyorsa ve aynı dozda devam ediyorsa artık bu bir stres bozukluğudur. Artık burada bir uzmanın desteğini almanız lazım, yoksa kalıcı travmaya dönüşmeye başlar. Siz veya çevreniz, aldığınız destek, içinizdeki kaynaklar bu travmayı yönetemiyor. Bu travmayı yönetemiyor. Bu travmanın üstesinden gelemiyor. Bu travmanın yükü sizi aşıyor. Belinizi kıracak. Onun için profesyonel bir destek alıyoruz. Bir uzmandan, bir psikologdan, evet bir terapi alıyoruz. Terapi desteği alıyoruz. Terapi desteğiyle beraber bu yükü daha hafifletebiliyoruz ve uzamamasına sebep oluruz. Hocam terapiye gidin diyorsunuz ama bizim toplumumuzda bazı yanlış anlaşılmalar var. Ya ben niye gideyim bir terapiye? Hani ben deli miyim? Hatta ben terapiye gideyim dese ailesine kızım sen deli misin diyecek insanlar da var. Bir de hadi terapiye gittim. İşte ya bir sonraki aşamada bana ilaç verilirse ben o ilaçları kullanır mıyım? İlaçlar çok zararlı. Asla o ilaçları kullanmam diye şeyler var. Bu ilaçlar bizim düşmanımız mı? Yani Fatih Bey önemli bir soru. Gerçekten çok üzülerek söylüyorum toplumda. Böyle negatif bir bakışın olması çok kötü. Çünkü nasıl ki bizim kolumuz kırılıyor, ki zaten travma kırılma demektir, yara demektir. Elinizde bir yara açıldı, o da travma diye geçer. Kol kırılması travmadır. Aynen öyle de bizim duygularımız da kırılıyor. Nasıl ki bizim biyolojik yapımız bozulabiliyor, dokularımız zarara uğrayabiliyor, duygularımız da zarara uğruyor. Şimdi bedensel olarak bir patoloji yaşadığımızda doktora gidiyoruz. Doktorun verdiği ilaçları da tepe tepe kullanıyoruz. Bir ömür boyu doktora o kadar sadık kalıyoruz ki sabah, öğle, akşam kağıtlara yazıyoruz. İlaçlarımızı düzenli bir şekilde kullanıyoruz. Ve çok rahatlıkla söyleyebilirim, bütün ilaçların yan etkisi vardır. Ama az ama çok. Fakat duygusal olarak duygularımız zarara uğruyor. Süreci yönetemiyorsun. Süreci doğru anlamlandıramıyorsun. Mantığını oturtamıyorsun. Farkındalığın düşük. Eğer farkındalığını arttırabilirsen, farkındalığın düzelebilirse, olaya doğru pencereden bakabilirsen ve yaşadığının ne anlama geldiğini öğrenirsen sorun azalmaya başlar. Mesela vesvese ile ilgili, obsesyonlar, vesvese ile ilgili ne diyoruz? Dediğimiz şey şu, eğer onun hakkında bir bilgiye sahip değilsen o artar. Onu bilirsen azalır, onu bilmezsen çoğalmaya başlar. Onun çözümü nedir? Bilgidir. Bu da duygusal bir sorundur. Bunun çözümü bilgidir. Yani olay ne oluyor bana ya? Birçok kişi panik atak yaşadığını bilmiyor ki. Ama panik atak yaşıyor. Birçok kişi depresyonda ama depresyonda olduğunu bilmiyor. Birçok kişi de anksiyete var ama anksiyete olduğunu bilmiyor. Kaygı bozukluğu var, onun ne olduğunu bilmiyor. Ama doktora gittiğinizde doktor senin yaşamakta olduğun şey bir depresyon, hafif bir depresyon veya ağır veya majör bir depresyon var ortada. Onun çözümü de gayet mümkün. Kaygılanma gerek yok dendiğinde siz rahatlarsınız. Olup biteni fark etmiş oluyorsunuz. İlaca gelince, yani ilaç konusunda ben de bütün taraftar biri değilim. Yani ilaç, her psikolojik sorunda ilacı kullanacaksınız. Kesinlikle. İlaç bir koltuk değneğidir. Sizi ayağa kaldırır, sonra siz iç kaynaklarınızla hayatta kalmaya ve yürümeye devam edersiniz. Eğer bir uzman gerçekten sizin bu sorunu aşmanız için ilaç şarttır diyorsa, bence onu kullanmakta fayda vardır. Kullanmasanız bile bir uzmandan destek almanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki deprem bitti. Ben hiç kötü bir şey hissetmiyorum. Normal hayatıma döndüm. Yine de ileride bir travma hortlayabilir mi içimde? Şöyle söyleyeyim. Gizli travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir kavram var. Gizli. Mesela
deprem sırasında veya travma sırasında duygularını bastırıyor, bir kahraman gibi görünmeye başlıyor. Oysa içinde kırılmalar var. O kırılmaları, o duygulanımları açığa çıkarmıyor. Bastıran kişiler de bu oluyor. Bir süre sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra bu tekrar patlıyor. Onun için altını çizelim. Lütfen duygularınızı bastırmayın. Kahramanlığa gerek yok. İçinizden duygular geldiği gibi o duyguları açığa çıkarmaya çalışın. Yoksa volkan gibi bir süre sonra açığa çıkmaya başlar. Peki yaşadığı olayı an be an onu anlattırmak onun travmasını daha da tetikler mi yoksa rahatlatır mı? Konuyu çok konuşmak, çok gündeme getirmek travmayı canlı tutmak demektir. O yüzden mümkünse onun yanında yavaş yavaş başka konulara girerek gündemi değiştirmekte fayda var. Tabii bu gündem çok keskin bir dönüş olmayacak. Daha alakasız, daha ilgisiz şeylere girip onu orada uzaklaştırmaktan fayda var. Mesela çocuklarda bu otomatik oluyor. Çocuklarda gündem değiştirmeyi çocuklar kendileri yaparlar. Bir de bakarsınız ki yan tarafta babası vefat etmiş, o yan tarafta oyun oynuyor. Birçok insan çocuğu duyarsızlıkla suçluyor. Aslında çocuğun burada yaptığı şey gelen travmayı bünyesi kaldırmadığı için onun yönünü değiştiriyor. Onu unutmaya çalışıyor. Ona karşı bir bariyer kuruyor. Zihinsel bir bariyer kuruyor. Oyuna odaklanarak gelen darbeyi boşa çıkarmaya çalışıyor. O yüzden sık sık konuyu konuşma değil, mümkün mertebe hatta konuyu ona unutturmaya çalışmak. Bilinçli olarak değil, ona unutturmaya çalışmak. Yarım saat dahi olsa, 10 dakika dahi olsa oradan çıkması psikolojik olarak, zihinsel olarak onun dinlenmesine sebep olur. Şimdi çocuklar demişken görüyoruz yani çocuk enkaz altından çıkıyor. Annesinin cesedi çıkıyor, babasının cesedi çıkıyor. Ya çocuk bir anda 15-20 tane akrabasını kaybediyor. Bu çocuğa nasıl yaklaşmak lazım? Çocuğa da aynı yetişkinler gibi mi yaklaşmak lazım yoksa farklı bir metot mu uygulamak lazım? Şimdi Fatih Bey, şunu bir kere bilmekte fayda var. İnsan mekanizması, insan donanımı öyle mükemmel yaratılmış ki her türlü olaya mukabele edecek, karşı koyabilecek, kendini koruma altına alabilecek bir donanımdadır. Kutuplara gidersiniz, bir süre sonra oradaki yaşama uyum sağlarsınız. Ekvatora gidersiniz, oradaki sıcak yaşama bir süre sonra uyum sağlarsınız. Bünye derhal uyum sağlar buna. Mesela sosyal medyada var, bir tavuk, sokaktaki bir tavuk yürürken bir anda arkasında bir köpek çıkıyor ve tavuğa saldırıyor. Tavuk için bu bir travmadır. O tavuk kurtulamayacağını hissettiği an uçmaya başlıyor ve ağacın dalına konuyor. Bu ne demek? Aslında tavuğun içinde uçma potansiyeli var. O potansiyelinin farkında değil. O yüzden zorluklar, sıkıntılar, acılar, travmaların insanın gelişimine dönük inanılmaz bir etkisi vardır. Dolayısıyla kişi travmayı yaşadığı sırada o gizli rezervler açığa çıkıyor. İnanılmaz bir tepki vermeye başlıyor ve daha sonra kişi kendisi bile şaşırıyor. Ben oradan nasıl dengeyi bozmadım? Ben nasıl orada soğukkanlı durabildim? Ben bile kendime inanamıyorum diyebiliyoruz. O yüzden çocukların bir kere buna karşı koyma, çocukların değil, bütün insanların içinde bu potansiyel var. Buna karşı koyabilme, kendini koruma altına alma potansiyeli var. O yüzden belli bir süreye kadar da o şok evresinde anormal tepkiler vermeye başlıyor. Sistem kendini amorti etmeye çalışıyor. Gelen darbelerin etkisini minimize etmeye çalışıyor. Bu işin bir tarafı. İşin diğer tarafı, tekrar dediğim gibi sosyal destek devreye girecek. Biz o çocukların yanında olduğumuzu onlara hissettireceğiz ama bir şartla. O çocuklara sen acınacak durumdasın. Sen yardıma muhtaçsın. Böyle acınası bir tablo oluşturmaksızın çocuğun yanında durmakta fayda var. Acınası bir duruma çocuğu soktuğunuzda çocuk bu defa değersizlik duygusu yaşamaya başlar. Yalnızlık duygusu yaşamaya başlar. Başkasının yardımına muhtaçmış moduna girmeye başlar. Bunu çocuklara hissettirmeden onların yanında olduğumuzu, soğukkanlı durduğumuz takdirde çocuk da bu soğukkanlılıkla süreci devam ettirir. Diğer yandan çocuklar bizim söylemlerimizden daha çok bizim davranışlarımıza bakarlar. Biz çocukların yanında daha soğukkanlı durduğumuzda, yani bu aşılabilir bir sorundur gibi baktığımızda, bu çözülebilir bir sorundur. Evet, bir felaket yaşıyoruz, hayatın bir gerçeğidir ama bununla beraber biz hayata devam ediyoruz ve bu sorunlar eninde sonunda çözülecektir dediğimizde bu çocuk için sakinleştirici oluyor. Yani sorun ile çözümü çocuğa beraber sunmakta fayda var. Sadece felaket tarafını gösterdiğimizde, mahvolduk, battık, bittik, yıkıldık diye bahsettiğimizde bu çocuklarda kalıcı travmalara sebebiyet verebiliyor. Peki çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız? Bence çok önemli bir soru Fatih Bey. Çünkü gelen mesajlardan da ben bunu anlıyorum. Anne babalar bazen depremin etkisini azaltmak adına
çocuğu rahatlatmak adına hemen depremi Allah yaptı. Allah bu insanların canını aldı. Allah onları cennete koydu. Allah onları sevdi gibi yaklaşımlarla çocuğu sakinleştirmeye çalışıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu çok travmatik bir yaklaşım, onu söyleyeyim. Din de böyle yaklaşmamızı istemiyor. Biz olayları çocuklara anlatırken itikadi aşamada veya tasavvufi bir boyutta olayı anlatmayacağız. Olayı göründüğü gibi anlatacağız. Babası trafik kazasında vefat etmiş bir çocuğa, baban trafikte hızlı gidiyordu, yağmur yağmıştı, yol kaygandı. Dolayısıyla babam biraz dikkat etmediği için oğlum araba kaymış. Olayı böyle anlatacağız. Depremi anlatacağız. Depremi tamamen sebepler üzerinde anlatmaya çalışacağız ki bu çocuk da senin gelecekte aynı hatalara düşmemen için buradan der çıkarsın. Yoksa burada sorunu böyle örtbas edip kaderin potasına atıp dert çıkarmamaya sebep oluyor bu. Belki de bu travmamız bizim çocuklarımızın bizim gibi yapmamasına, bu Türkiye'yi, bu ülkeyi yeniden sağlam bir şekilde inşa etmesine sebebiyet verecek. Ama siz olayı öyle bir tarafa atıyorsunuz, topu taça atmak diye bir kavram vardır ya, topu taça atıyorsunuz yani. Bu defa çocuk oradan dert çıkaramayacaktır. Dini açıdan da baksanız doğru değildir. Hatta bir kaynakta okumuştum. Azrail aleyhisselam Allah'a demiş ki, Allah'ım senin bütün kulların bana düşman olacak. Çünkü canları alan benim diye. Allah diyor ki, seninle kullarımın arasına musibetler, hastalıklar, kazalar diye bir perde koyacağım. Bütün şikayetler oraya gidecek. Amaç bu zaten. Biz sebepler üzerinden gidiyoruz. Ki biz buradan ders çıkarabilelim. Çocuklara olayı eğer ilahi bir moda taşımaya başladığınızda şu sorunlarla karşı karşıya kalırız. Allah benim babamı almış. Allah benim annemi almış. Benim babamın, annemin canını alan birine ben dost olamam ki. Bakın farkında olmadan Allah'ı, şefkatli, merhametli olan Allah'ı gaddar bir şekilde çocuğa takdim etmiş oluyoruz. Bu bizim hakkımız değildir. Böyle bir yorumu yapmaya gerek yok. Tamamen sebepler üzerinden. Ancak biz şunları yaparsak bunlar olmayacak. Sorunu ve çözümü beraber sunmakta fayda var. Peki sabır göstermeyi nasıl anlamalıyız? Yani sabır göstermek, ağlamamak, susmak veya sadece beklemek midir? Yani sabır kelimesi zaman zaman yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sabır elinden geleni yaptıktan sonra bir bekleme sürecidir. Tohumu ekersiniz, artık o tohumun çıkması için beklemeniz gerekiyor. Tavuk yumurtaya oturur, artık beklemesi gerekiyor. Biz tavuk sabrı diyoruz buna. Yani tavuk gibi sabır. Elinden geleni yap, o civcivin çıkması için beklemek. Elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Bu ülkede yaşayan bir birey olarak vatandaşlık ortak paydasında buluşmamız yeter bizim için. Başka bağlara gerek yok. Ben burada elimden geleni yaptım mı depremzedelere lojistik yardım ve psikolojik yardım adına? Bu işin bir tarafı. İki, bir daha aynı felaketlerle karşılaşmamak için elimden geleni yapmaya devam edecek miyim? Bunun üzerine yatarsak, İleride aynı depremi bir daha yaşamış olacağız. Bir başka boyutu, evet ağlayabiliriz Fatih Bey. Ağlayabiliriz, duygulanabiliriz, üzülebiliriz. Bunlar çok normal şeylerdir. Bunlar sabra zıt şeyler değildir. Ben sabırlı olacağım diye işte ağlamayacağım, kaya kesileceğim, böyle bir şey değil. Bir taraftan ağlarsınız, duygulanırsınız ama bir taraftan da eliniz hareket halinde, ayaklarınız hareket halinde. Siz faaliyet halindesiniz, bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Niye? Çünkü hayat devam ediyor. Çünkü bu felaket, bu olay ilk defa bizim başımıza gelmiyor. Ne yazık ki son kez de gelmeyecek. Tarihte bu tür şeyler olmuştur ve bu olaylardan sonra insanlar veya toplumlar yeniden toparlanmışlar, yeniden ülkelerini inşa etmişler, hatta daha güzel inşa etmişler ve hayata devam etmişler. Ben de önüme bakacağım, hedeflerime bakacağım, hayallerimi besleyeceğim ve kendime, ülkeme yardım etmek için elimden geleni sonuna kadar yapmaya çalışacağım. Bunun adı sabır olur. Tabii deprem olunca sosyal medyada çok fazla video çıktı. Göçük altından o videoları izlerken herkes hüngür hüngür ağlıyorlar. Ve telefonu elimizden bırakamıyoruz. Yani sürekli izliyoruz. Ve benim yakınlarımdan da duyduğum, bundan dolayı herhalde panik atak yaşayan, hastaneye kaldırılan, ya göçük altında kalmadı. İzlediği videolardan dolayı. Yani ne kadar izlemeliyiz? Yani izleyince bir açıdan güzel oluyor. İnsanlar daha çok yardım yapıyorlar. İzlemek mi lazım, izlememek mi lazım? Ne yapmak lazım hocam? Şimdi olayın başında olaydan haberdar olmak, insanları kurtarmak adına mutlaka sosyal medya kullanılmalıydı ve kullanıldı. Çok büyük bir nimet oldu. Ben bile kendi sayfamda kaybolmuş bir çocuğun durumunu paylaştım ve o çocuk bulundu. Vesile oldu buna. Bu bir araçtı. Bu bir destek moduydu.
Ama felaket zaten büyük. Olay o kadar ağır ki bir de siz bunun arkasına müzikler takarak olayı daha da dramatize ettiğinizde insan doğasının kaldırabileceği o yükü kaldıramaz hale getiriyorsunuz. Ve biz bunu devam ettirerek toplumun daha duygusal olmasını, daha duyarlı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama bilimsel gerçekler böyle olmadığını, bu tür dramatize edilmiş videoların yoğun bir şekilde paylaşılması izleyenleri daha çok duyarsızlaştırdığı ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor peki hocam? Örnek, ilk defa ameliyata giren bir doktorun hissettiği etki 20. ameliyatına girerken hisseder mi? Ne oldu? Artık duyarsızlaştı. Çünkü insan bünyesi bu tür acı tabloları her seferinde olduğu gibi almaya çalışırsa bünye buna dayanamaz. Duvar örmek zorunda kalıyor. Psikolojik bariyer örüyor. Bunun adı da duyarsızlaşmaktır. Duyarsızlaşmak, sorunun şiddetine karşı duvar örmek anlamına geliyor. Bu tür videoların arttırılması bu durumların sıradan bir durum olarak algılanmasına sebep oluyor. Belli bir noktaya kadar bizim ihtiyacımız vardı ama artık 15 günü geçtik. Bu 15 günden sonra travmaların etkisinin minimize olması için bu travmayı doğrudan yaşayan, dolaylı yaşayan insanların gündeminden yavaş yavaş çıkarılması gerekiyor. Ta ki o travmaların etkisi kalıcı olmasın, uzamasın diye. Ama bu şu anlama gelmiyor. Depremi unutalım demek değildir. Artık bu bence bir ülkenin politikası olmalı ve ülkede bir deprem kültürü oluşturulmalı. Artık biz deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Bizim en büyük düşmanlarımızdan birisi de içimizde yaşayan depremdir. Bunu herkes işleyebilmeli. Ders kitaplarına resimlerle beraber konmalı. Tıpkı Nagasaki, Hiroşima'yı kendi çocuklarına gösterip siz ülkenize sahip çıkmazsanız işte akıbetiniz budur dedikleri gibi biz de kendi çocuklarımıza eğer ülkemize sahip çıkmazsak akıbetimiz bu işte. Canlı tutulacak ama bir süre yani şu 3 ay, 4 ay travma yaşayanların travma etkilerini artırmamak, biraz olayı unutmaya bırakmak adına bu tür videoların yapılmaması ve izlenmemesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi enkazların altından cesetler çıkmaya devam ediyor. Bunu yapan insanlar var, kefenleyen insanlar var. Hatta kefen değil, poşet kullanılmak zorunda kaldığı, yani kan aktığı için çok böyle tarif de edemediğimiz işlemleri yapan insanlar var. Peki bu insanların da duyguları var. Onlar bunu nasıl aşabilirler? Bu insanlar çok fedakar insanlar. Bu insanlar cephede savaşan insanlar demektir. Dünya Savaşı'nda cephede savaşmış, savaştığı için de aynı sizin demin tanımlamaya çalıştığınız, tasvir ettiğiniz olayları yaşamış bir sürü asker vardır. Onlar da aynı bu duruma benzer bir durum yaşıyorlar aslında. Ve bunlar olayla iç içeler ve sürekli bununla karşılaştıkları için ben kesinlikle bu sürecin akabinde sorunlar çözülmeye başladıktan sonra bir ay içerisinde bunların profesyonel destek almaları gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şey hissetmese bu da sorundur. Ben hiçbir şey hissetmedim demek hissizleşmek demektir. Kendi duygularını kapatmış demektir. Şok evresi o da yaşıyor demektir. O şok evresinde bunun farkında olmayabilir. Bu tür insanlar, yani cephede savaşan insanlara özel destek yapılmalı. Bence hatta devletin projesinde bu vardır mutlaka. Bunlar ayrıca isteseler de istemeseler de bunlara özel destek verilmeli. Çünkü onlar farkında olmadan ileride sorunlar olarak karşısına çıkabilir bu durum. Ya toplamda 10 milyondan fazla insan bu sarsıntılara maruz kaldılar. Ve birçoğu hala arabada yatıyorlar, evlerine giremiyorlar. Çünkü artçılar bir yandan devam ediyor. Artçılar bitse bile insanlar evine kolay kolay girebilecek gibi durmuyorlar. Bu duyguyu nasıl yenebilirler? Yani bu korkuyu nasıl yenebilirler? Fatih Bey, başından beri ifade ettiğim bir şey vardır. Bu bütün anlattıklarınız travmaların akabinde, felaketlerin akabinde, musibetlerin akabinde yaşanılacak şeylerdir. Bir depremden sonra bizim bilinçaltımız ki yaratılışının iki tane nedeni var. Bir tanesi de tehlikelere karşı bizi korumaktır. Bilinçaltı bir olayı yaşadığında, travmatik bir olayı onun altını kalın çizgilerle çizer. Ve bilinçaltı bir istihbarat örgütü gibi uyumaz. Uyumayan odur. Bizi uyutmayan da odur işte. Diyor ki sen uyuyamazsın diyor. Tehlike var. Cephede savaşan bir asker uyuyamaz. Çünkü tehlikeyle karşı karşıya. Dolayısıyla bilinçaltı diyor ki sen şu anda tehlikedesin diyor. İştahını keser, uykusunu keser, gezmeyi, dolaşmayı, eğlenmeyi yok eder. Bunlar artık lükstür onun için. Hayati bir mesele var. Ve uzun süre bilinçaltı uyumaz.
Bilinçaltı sürekli uyanık durur, sürekli tetiktedir, diken üzerindedir. Peki ne olur? Bir gün bir şey olmaz, iki gün bir şey olmaz, beş gün bir şey olmaz, 15 gün bir şey olmaz. Bilinçaltı bu defa der ki, ya çok da bir şey yok gibi. Bir ay bir şey olmaz, der ki ya çok da olmuyor. Yani biraz daha rahat olabilirim. Ki biz de olayları böyle unutuyoruz zaten. Sonra zaman ilerledikçe bilinçaltı artık bu olayın yaşanmadığını fark ettiği için biraz daha yavaş yavaş hayatına dönmeye başlar. Doğal yaşamına ve rutinlerine dönmeye başlar. Onun için bunu ifade ediyorum. Bu olması gereken bir durumdur. Deprem sonrası bir insan korkmadan tekrar eve girebiliyorsa bu sorun. Bu normal değil, bu anormal bir şeydir yani. Şok evresini halen yaşıyor olabilir. Ne yaşadığının farkında olmayabilir bu insan. Bu bir aya kadar. Bazen yavaş yavaş azala azala 3 aya kadar. Hatta daha uzun süreli bu devam edebilir. Ama bu devamlılık yaşamı etkileyecek boyutlara vardığında, hayatın akışını bozmaya başladığında artık bu psikopatolojik bir sorundur. İşte bu evrede biz destek alıyoruz. Destekle biz burayı atlatabiliriz. Yoksa kalıcı travmalara dönüşüyor. Kalıcı streslere dönüşmeye başlıyor. Orada destek devreye giriyor. 150 saat sonra, 200 saat sonra hala enkazın içinden bebekler çıkıyor, insanlar çıkıyor. Böyle hani konuşmayan, daha böyle kundakta bebekler acaba veya 2 yaşında, 3 yaşında çocuklar ileride bu olayı hatırlayacak mı? Yani zihinsel olarak değil de duygusal olarak bunu hatırlayacak mı? Yetişkinlerin travması daha yüksek olur. Çünkü yetişkin bir felaketin yaşandığını biliyor. Deprem olduğunu biliyor. Enkazın altında kaldığını biliyor. Enkazın altında kalmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor. Olayın felaketinin, fecaetinin boyutlarını biliyor. Dolayısıyla ona yapılan etki başkadır. Bir beşiği devrilmiş bir çocuk, bir bebek, 2 yaşında bir bebek beşiği devrilmiş yere düşmüş, enkazın altında kalmış, fark etmez onun için. Onu bilemiyor ki o enkaz altında kalmış, insanlar ona ulaşamayacak, yeme olmayacak, içme olmayacak. Çocuk eğer eli bir yere sıkıştıysa, vücudundan acı çeken bir tarafı varsa acı çeker. Yani çocuk sadece acı çeker. Eli kapı arasına sıkışmış bir bebek düşünün. Eli beşiğin arasına sıkışmış bir bebek düşünün. Çocuk, bebek bu acıyı yaşar. Bu acıdan dolayı tabii ki korkuları olacak. Uzun süre gelmediği için, desteğe gelinmediği için çocuk o acıdan dolayı bir etki olacak. Ama yetişkin gibi olmayacak. Bu da onlara bence Allah'ın bir yardımı. 2. Birçok vaka sosyal medyada paylaşıldı. Bir çocuk uykudan uyanıyor. Çocuğu bir süre sonra, günler sonra kurtarılan çocuk uykudan uyanıyor, gözlerini ovuyor. Diyor ki, ne oluyor ya, ne oluyor ya diyor. Siz nerede girdiniz bizim eve diyor. Çocuk hiçbir şey yaşamamış. Yani şunu söyleyeyim, insan mekanizması öyle mükemmel yaratılmış ki bu tür travmalara karşı kendini koruma altına alabilecek malzemeleri var. Donanımı var, rezervi var. O an bunlar devreye giriyor. Bizde devreye girmiyor. Depremi dışarıdan yaşayan biri olarak bizde o potansiyel açığa çıkmıyor. Tavuk örneğini vermiştim demin. O uçan tavuk. Uçma potansiyelinin olduğunu bilmiyor. O an açığa çıkmaya başlıyor. O yüzden o bebeklerde o deprem travması, ileride kapalı mekanlara girmek, işte deprem travması gibi durumlar o çocukta yaşanmayacak. Çünkü o deprem yaşadığını bilmiyor. Kaç yaşına kadar bunu söyleyebiliriz? Yani şöyle, en az okul öncesi çocuklarda bu denebilir. Yaş biraz ilerledikçe bu etki biraz daha artabilir. Hocam sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Enkazdan çıkmış birisini hayal edin. Ambulansla hastaneye varıyor ve o hastanede siz onun bulunduğu odaya giriyorsunuz. Fiziksel olarak bir sıkıntısı olmadığı için sizi dinleyebiliyor. Siz bir terapi uzmanısınız. Annesini kaybetmiş, canı kadar sevdiği eşini kaybetmiş. O olmazsa yaşayamam dediği evladının ölüsünü gözleriyle görmüş birisi. Belki de şöyle düşünüyor. Ya benim şu anda dünyada bir saniye daha yaşamam için hiçbir sebep kalmadı diyor ve gözlerinizin içine bakıyor. Onun elini tuttunuz. Ona ne söylerdiniz? Yan kameraya bakıp ona bir terapi manasında bir şeyler söylemenizi rica edebilir miyim? Estağfurullah. Evet, depremzede kardeşim. Başımız sağ olsun. Çok geçmiş olsun. Evet, çok büyük bir acı yaşadın. Çok büyük bir felakete maruz kaldın. Belki anneni kaybettin. Belki babanı kaybettin. Belki de biricik evladını kaybettin. Belki de yakınlarını kaybettin. Ve bundan dolayı çok acı çekiyorsun. Şunu bilmeni isterim ki deprem duyulur duyulmaz. Bu ülkenin dört bir tarafında 7'den 70'e kadar herkesin yüreğine kor düştü. Ve herkes sabah elinde avucunda ne varsa kıyafetini, yorganını, battaniyesini,
marketlere gidip gıdalar alarak, var olan imkanlarla, kamyonlarla, tırlarla, kendi şahsi arabalarına atarak senin imdadına koşmaya çalıştı. Senin acını bir nebze azaltmak için, o acıyı senin sırtından biraz hafifletmek için herkes seferber oldu. Herkes işini gücünü bıraktı. Kardeşim diyerek, ülkedaşım diyerek, aynı toprağı paylaşan, aynı bayrağın altında soluklayan insanlar olarak biz senin yanında olduk ve senin yanında olmaya devam edeceğiz. Evet, bu hayatın bir gerçeği. Bu gerçeğin önüne geçilmez. Büyük bir acı ve o acıyı yaşıyorsun. Ama bu acının azalması için, bu acının hafiflemesi için biz hep yanında olacağız. Ülke insanı olarak hep yanında olacağız. Ve yavaş yavaş bu acı azalacak. Ve sonra biz hayatın bir gerçeği olarak kabul ettiğimiz için hayat devam ediyor. Bu da hayatın bir gerçeğidir. Yaşananlardan ders çıkararak, vefat edenler için inancımızdan aldığımız destekle, onlar daha mutlu bir hayata gittiler. Onlar şehit oldular tesellisiyle ayağa kalkacak. Ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Çünkü en büyük deprem, en büyük felaket ümidin sarsılmasıdır. Ümidini kaybeden her şeyini kaybeder. Ama biz bugün nihai noktada, 100 sene sonra yeryüzünde yaşamakta olan insanların hiçbiri yaşamayacaktır. Nihai noktada bir ölüm gerçeği vardır. Ama erken yaşandı. Belki buna hazırlıklı değildik. Fakat hayatın bir gerçeği olarak kabullenip şikayet etmeden, dövülmeden, kendini suçlamadan, hayatı terk etmeden, içine kapanmadan kalkıp beraber omuz omuza vereceğiz ve senin yaşadıklarını başka çocuklar yaşamasın diye, senin yaşadıklarını başka anneler, başka babalar, başka akrabalar yaşamasın diye yeniden ayağa kalkmaya ve yeni güzel bir ülke inşa etmeye hepimizin ihtiyacı var. Lütfen ümidini kaybetme. Bu ülke tümü senin ümidin olacak ve senin yanında olacağız. Tekrar başın sağ olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz.